Ile ilgili, Avrupa'da hı. gelecek sene ya 2023 evet. için böyle büyüme beklentiniz nedir negatife gelebilir mi şimdi 0-2'lerde olduğuna göre? Evet e, bence gelecek şu anda tahminler sıfırlar civarında uluslararası kuruluşlarda 0-0-5 sıfır evet. sıfır ama çok büyük bir ihtimalle eksiye gider hı. ama orada en çok eksiye Almanya, İtalya, Hollanda ve doğusu gidecek. Yani hı. Rus gazına bağımlılığın yüksek olduğu ülkelerde eksi daha çok olur ama bütün Avrupa'nın da ortalamasını sıfır hatta eksiye de çekme ihtimali yüksek görünüyor. İhracat, evet ihracat evet yani zaten bu hissettiğimiz etki en azından bir 8-9 ay devam edecek. Hı hı. Ondan sonra dünyanın hani nasıl seyrettiğine bağlı olarak da ilerler ama bu ihracattaki ivme kaybı muhtemelen devam etmeye aday bir süre daha görünüyor. Çok kısaca Kıs Türkiye Türkiye'de kısaca Türkiye'de büyüme hızımız üçüncü çeyrekte 3. çeyrekte 3.9'du. Benim görebildiğim son çeyrekte 2 civarlarında seyrediyoruz. Hı. Yılı 5 5.5'le kapatırız ama 2023'te ekonomi yönetiminin şu andaki hazırlıkları, politika çerçevesi ilk 5-6 ayda yani seçim öncesi büyümeyi tekrar hızlandırma yönünde. Ücret artışlarının getireceği talep, bütçe de işte e, alınan yani bütçe OVP'de konan hedefler. Dün bir rakam geldi bir parantez açayım. Nakit fazla verdi bütçe. Evet. Yanıl, o neden oldu? Çünkü şu anda ödenekler serbest bırakılıyor ve emanete konuyor. Yani geliri fazla harcamayı yaptırmıyor e, merkezi hükümet hmm. hazine. Ne zaman yaptıracak o ödenekleri kullandıracak? Gelecek yılın ilk 3-4 ayında. Gelecek yılında bütçesi önden yüklemeli geleceği için ben hep bazuka etkisi diyorum. Ciddi bir maliye politikasının büyüme etkisi olacak. Kamunun mal ve hizmet alımı artacak, bir takım yatırım ödenek harcamaları artacak falan. Büyüme oradan da desteklenecek. Bir de KGF'ler. Yeni KGF'ler gelecek. Bu faiz indirimleri oradan da biraz kredi büyümesiyle desteklenmeye çalışılacak. 4-5 ay bazuka Büyüm. etkisi. Evet bazuka etkisi maliye politikasına bence var. Büyüme tekrar dördün üstüne bence atacak iç taleple. Bu evet. artı diyelim. Ama sürdürülebilir bir artı değil. Bu iç talebe yönelik geçici bir artı. Bunun enflasyonist etkileri olacak. Dış açık etkileri çok daha karşımıza net çıkacak. Baz etkisiyle enflasyonumuz düşecek Aralık-Nisan e, arasında. Ama ilk iki ay düşüşü güçlü göreceğiz Aralık-Ocak'ta. Sonra patinaj yapmaya başlayacak. Çünkü bu iç talebi canlı tutma politikaları... Enflasyonist dinamikleri de canlı tutacak. Hmm. Yani aşağı doğru inen baz etkisiyle rakam yavaş yavaş patinaj gibi hmm. yukarı gitmek üzere enerji toplayacak. Hmm. İşte o enerjide mutlaka bir yer bulur. Yani 40, 50 civarlarına gelip tekrar bir yukarı hareketlenme göreceğiz hmm. bence. İkinci yarı ise nasıl olacak sorusunun cevabını vermek zor. Ama benim hani %60 ihtimalle, 70 ihtimal yani ağırlıklı senaryom diyeyim. Ee, sürdürülmesi çok zor bir politika uyguluyoruz. Yani önemli se seçime hocam şeyle ya, ya erken de yap yapılsa mayıs'ta yapılacaksa <laughs> e, yükselen bir trendle gidecek. Evet, büyüme de evet enflasyon evet yavaş yavaş tam yükselirken seçime girmiş olacağız. Para politikamızı sürdürmek çok zor. Önemsizleştirdiğimiz para politikamız çok önemli sonuçlar doğuruyor aslında. Bizi şu anda kur mu büyüme mi ...kavşağına doğru hızla getiriyor. Ee, o yüzden bu kavşakta tercih büyüme tarafında kullanılacaktır mutlaka ama... ...bir süre o büyüme tarafına geçmek için de para politikasını değiştirmemiz gerekecek. Ben e, mevcut hükümetle devam etse, başka bir hükümet de olsa... ...para politikasının yönünün değişeceğini, sıkılaşmanın ciddi biçimde gelmek zorunda olduğunu düşünüyorum. Bu da yılın ikinci yarısında bir yavaşlama belki sert bir gerileme anlamına gelebilir fakat enflasyonla mücadelenin güçlenmesi ki buna bir sürü şey de eklemek gerekiyor belki sorularla konuşuruz ilk etapta olumsuz bir tablo çıkarır büyüme tarafında ama hani belirsizliğin azalması göreli fiyatların oturması enflasyon biraz yukarı hareketlenecektir faizler kurlar kendi yerini bulacaktır ondan sonra 2024 ve sonrasında tekrar kendi rotasına girmeye başlar diye düşünüyorum ama gelecek yıl makro büyüklüklerde özellikle büyümede çok farklı 2-6 ay görebiliriz deyip şimdilik durayım isterseniz. Çok teşekkür ederim.